Evet hepinize merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Biliyorum bu konuyla alakalı inanılmaz soru işaretleriniz var. Ben de bugün elimden geldiğince bunları sizin adınıza cevaplamaya çalışacağım. Çünkü Apple geçtiğimiz aylarda M2 işlemcili MacBook Air ve Pro modellerini satışa sundu biliyorsunuz. Tabii ki burada şöyle bir durum da oluştu bana sorarsanız. Bir önceki sene yani 2021 yılının son çeyreğinde Yeni tasarım diliyle beraber 14 ve 16 inçlik MacBook Pro M1 Pro veya Pro Max modellerinde o yakalamış olduğu çıkışı maalesef bu etkinlikte pek gerçekleştiremedi desek daha doğru. Bunun da başlıca sebeplerinden bir tanesi aslında bu bahsetmiş olduğumuz yeni tasarım dilinin Sadece MacBook Air M2 işlemcili modelde karşımıza çıkması. Yani Pro tarafında bugün bir bilgisayar almak istediğinizde son işlemcili. Hala eski kasayı kullanacaksınız. Bu da Apple severler için biraz hayal kırıklığı oldu. Tabi aslında ortada çok net bir çizgi var. Birisi başlangıç seviyesi diyebileceğimiz bir cihaz. Birisi de Pro bir model. Daha profesyonel işlerde kullanabileceğiniz. Ama işte Apple burada böyle bir algıya düşürdü hepimizi. Olay da buralara gelince bu iki model arasında birçok kişi gidip gelmeye başladı. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında 2020 yılında çıkarmış olduğu M1 silikon işlemcili MacBook Air'dir arkadaşlar. Burada ne oldu? Bu işlemciyle beraber başlangıç seviyesi dediğimiz bir bilgisayar artık o dönem için Pro modellerle hemen hemen kafa kafaya yarışır bir hale gelmişti ki bence de çok güzel bir cihazdı. Tabi bunun sonucunda da bugün aklımızda artık bu sorular oluşmaya başladı. İşte bugün ben de sizlere 6 temel başlık altında M2 işlemcili MacBook Air ve MacBook Pro M1 Pro modelini karşılaştırıp neden M1 Pro modelini tercih ettiğimi anlatmaya çalışacağım. En azından benim gibi işlerle uğraşanlar için biraz da rehber bir video olmasını istedim. Peki bu başlıklarımız neler? 1 tasarım, 2 ekran, 3 hoparlörler, 4 kamera ve mikrofon, 5 performans, 6. olarak da ve son maddemizde fiyatlandırma kısmıyla bunların cevaplarını arıyor olacağız. Dilerseniz şimdi videomuza başlayalım. Her iki modelin renk seçeneklerine baktığımızda M2 işlemcili MacBook Air 4 farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Bu renkler arasında gece yarısı, yıldız ışığı, uzay grisi ve gümüş bulunuyor. Özellikle Midnight Blue olarak geçen gece yarısı rengi sanırım ilk çıktığı andan itibaren benim de dahil birçok kişinin aklını karıştırmayı da başardı. Fakat bu kısımda şöyle bir durum da söz konusu. Eğer ki bu rengi tercih edecek olursanız maalesef üzerinde çok fazla parmak izi kalıyor. Ve aynı zamanda giriş kısımlarının çok çabuk çizildiğini de belirtelim. M1 Pro işlemcili MacBook Pro tarafında ise sadece uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki Farklı renk seçeneğimiz bulunuyor. Açıkçası M2 Air serisi bu noktada biraz alıcıların aklını da karıştırıyor ama henüz daha videonun çok başında olduğumuzu da hatırlatmamda fayda var. Her iki modelin hatlarına baktığımızda genel olarak birbirleriyle aynı yuvarlak köşe tasarımlarına sahipler. MacBook Air 1.13 santimetrelik kalınlığa sahipken MacBook Pro tarafında ise bu kalınlık 1.55 santim olarak karşımıza çıkıyor. Bu farkı tabii ki bilgisayarlar kapalıyken olduğu kadar açıkken de çok rahatlıkla fark edebiliyorsunuz ve bu da MacBook Air'i bu kısımda bir adım öne çıkartıyor. Yine aynı şekilde ağırlık tarafında da MacBook Air 1.24 kilogramlık ağırlığı ile 1.6 kilogram olan M1 Pro işlemcili MacBook Pro'nun önünde yer alıyor. Yani M2 Air taşınabilirlik tarafında MacBook Pro M1 Pro modelinden daha kompakt bir makine olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki ağırlık ve incelik dışında tasarımsal olarak MacBook Pro'nun da çok farklı özellikleri var. Biraz da bunlardan bahsedelim. MacBook Pro bana sorarsanız klavye tarafında çok daha şık bir tasarımla bizleri karşılıyor. Klavye'nin arka tarafında siyah metal bir malzeme kullanılmış ve gerçekten de bunu kullandığınız zaman inanılmaz premium bir hissiyat yaşattığını da söyleyebilirim. M2 Air tarafında ise bir önceki nesilde olduğu gibi klavyenin arkası da tamamen kasa ile aynı renkte bir yapıyla bizleri karşılıyor. Bunun dışında MacBook Pro'da ekran çerçeveleri Air modeline göre daha ince tutulmuş ve bu da sürekli ekrana baktığımızı düşündüğümüzde bizler için iyi bir avantaj haline geliyor. Ve tabii ki asıl olarak MacBook Pro'nun tasarımsal kısımda özellikle ön plana çıktığı kısım üzerinde yer alan portları. Air modelinde sağ tarafta sadece kulaklık çıkışı bulunurken Pro modelimizde bir adet HDMI, bir adet Thunderbolt girişi ve nihayet bir SD kart yuvamız yer alıyor. Sol tarafta ise MacBook Air, MagSafe ve iki adet Thunderbolt kullanırken MacBook Pro tarafında ise MagSafe, iki adet Thunderbolt ve kulaklık çıkışımız konumlandırılmış durumda. Yani MacBook Pro ağırlık ve incelik gibi kısımlarda Air modelinin gerisinde kalsa da üzerinde yer alan portlar noktasında Air modeline sağlam bir tokat atıyor. Açıkçası bu kısımda gerçekten çok büyük farklar var. Tabii ki ilk olarak ekran boyutu. MacBook Air 13.6 inçlik bir ekrana sahipken MacBook Pro tarafında bu oran 14.2 inçe kadar yükseliyor. MacBook Air 2560 x 1664 çözünürlüğünde ve 224 ppi değerinde. Macbook Pro M1 Pro'da ise bu çözünürlük 3024 x 1984'e çıkarken ppi değeri de 254'e yükseltilmiş durumda. Şimdi gelelim bir de ekran paneline. 14 inçlik Pro modelimizde mini led teknolojisine sahip Liquid Retina XDR bir ekran kullanılıyor. 13 inçlik Air modelinde ise LCD bir panele yer verilmiş. Peki bu mini LED teknolojisi ne fark yaratıyor? Hemen bunu da açıklayalım. LCD panellerde olan grimsi dediğimiz siyah işte bu özellikle birlikte simsiyah yani gerçek siyah olarak bizlere gözüküyor. Bu da bizim hem seyir zevkimizi hem de renkleri tam olarak görmemizi sağlıyor. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. M2 Air 60 Hz'lik tazeleme hızına sahipken MacBook Pro M1 Pro modelinde bu tazeleme hızımız 120 herze kadar çıkıyor. Ekran parlaklığı tarafında da Air bizlere 500 nit parlaklığı sunabilirken Pro modelinde bu parlaklık 1600 nit'e kadar çıkabilme imkanına sahip arkadaşlar ve bu da bilgisayarınızı açık havada kullanmak istediğinizde ekranınızı daha net görebilmenizi sağlıyor ve son olarak M2 işlemcili MacBook Air modelini bir adet harici ekrana bağlayabiliyorsunuz ama M1 Pro tarafında ise iki adet ekrana bağlantı sağlayabiliyorsunuz m Air üzerinde 4 adet klavyenin altına gizlenmiş hoparlörlerimiz yer alıyor. M1 Pro MacBook Pro tarafında ise toplamda 6 adet klavyenin sağında ve sonunda konumlandırılmış woofer özelliğine sahip hoparlörlere yer verilmiş. Bu noktada M2 Air modeli gerçekten güzel bir dinleti işlemini sunuyor. Yani ses yüksekliğinin de oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ama MacBook Pro M1 Pro modeli yine de bu noktada bir tık daha iyi bir performansla karşımıza çıkıyor. İsterseniz bu kısma da bir testle cevap verelim. <laughs> Evet bu kısımda aslında çok büyük farklar yok iç cihaz arasında da. Her ikisinde de 1080p çözünürlüğünde kameralardan yararlanılmış. Fakat şunu da belirtmemde fayda var. En bir Pro modelinde düşük ışıkta performans biraz daha M2 modeline nazaran iyileştirilmiş halde. Bunun da sebebi M2 modelinde bahsetmiş olduğumuz gibi düşük ışıklı ortamlarda biraz daha fazla gren oluşuyor. Mikrofon tarafında ayırmak mümkün değil. Her ikisi de stüdyo kalitesinde bir ses algılayabiliyor ve bunu karşı tarafa da çok rahatlıkla aktarıyor. Evet geldik şimdi hepimizin aslında soru işaretlerinin ortadan kalkacağı bir bölüme performans kısmına. Bu noktada M2 MacBook Air Base ve MacBook Pro M1 Pro Base modellerini karşılaştığımı da özellikle belirtmek istiyorum. Bazı notlar aldım bunları da sizlere aktaracağım. Şimdi her iki cihazın da disk hızlarına baktığımızda M2 MacBook Air Base model 1321 MB bölü saniye yazma, 1445.6 MB bölü saniye okuma hızına sahip. M1 Pro Macbook Pro tarafında ise bu oran 4761.2 yazma, 5373.1 megabayt bölü saniye okuma hızıyla karşımıza çıktı. Yani M1 Pro modeli bu noktada Macbook Air modelinden 4 kat daha hızlı desek daha doğru. Tabi şu an bez modeller üzerinden konuşuyoruz ama fiyatlandırma kısmında M2 Air ile alakalı yapabileceğiniz değişikliklerden de bahsedeceğim. Geldik şimdi asıl iplerin koptuğu kısma. Her iki cihazı da bazı testlere soktum ve bunları da direkt olarak sizlerle paylaşıyorum. İlk olarak 18 GB'lık bir dosyayı harici bir SSD'ye kopyaladım ve bu noktada Macbook Pro kopyalama işlemini 26 saniyede yaparken M2 Air bunu 46 saniyede gerçekleştirdi. Bu da MacBook Pro'nun aslında bu noktada yine iki kat hızlı olduğunu bizlere gösteriyor. Sonrasında 10 dakikalık bir Cinebench testine tabi tuttum bilgisayarları. Air bu noktada 8043 puan alırken M1 Pro 9552 puanla bizleri karşıladı. Ardından ham halde çekilmiş RAW dediğimiz formatta 230 adet dosyayı Lightroom'un içerisine aktardım. M1 Pro bu işlemi tam 8 saniyede gerçekleştirirken M2 Air tarafında ise 38 saniye sürdü. Bu da yaklaşık olarak 4.5 katı demek yani. Bu konuda da hızlı çıktı. Ve tabii ki son olarak kendi alanımla ilgili bir kurgu kısmında e, projeyi render aldım. Daha önce editlemesini yaptığım 15 dakikalık 4K H264 formatındaki render'ı aldığımda M2 MacBook Air bu projeyi 50 dakika 55 saniyede tamamlarken MacBook Pro M1 Pro ise 16 dakika 10 saniyede tamamlamayı başardı. Ve tabii bunu yaparken şöyle bir not da aldım. M2 Air %32'lik bir pil kaybına uğrarken MacBook Pro M1 Pro tarafında ise 118'lik bir harcama gerçekleşti. İşte bu kısımda da şunu fark ediyoruz. M2 MacBook Air tabii ki içerisinde fan olan bir bilgisayar değil, oldukça sessiz çalışan bir cihaz. Güzel de bir cihaz. Ama maalesef zor işlere bu cihazla kalktığınızda işlemciyi soğutabilmek adına hızını düşürüyor bu da sizlere ekstra zaman kaybına uğratıyor Evet videoyu yayınlamış olduğumuz bu tarih itibariyle şu an Apple'ın internet sitesine girip fiyatları kontrol ettiğimde M2 MacBook Air modeli 25.999 TL'ye, MacBook Pro M1 Pro ise 41.999 TL'ye satılıyor. Evet gayet de bu arada çok ciddi bir fiyat farkı söz konusu ama işte bu saniyeden sonra anlatacaklarım belki birçoğunuza farklı bir bakış açısı getirebilir. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Ben bir ay öncesine kadar yani bu cihazı satın almadan önce 2019 model üzerinde touch bar olan 13 inçlik i5 işlemciye sahip ve 8 GB RAM bulunan üzerinde en base model bir MacBook Pro kullanıyordum ve 3 sene boyunca bütün video kurgu işlerimi de bu cihaz üzerinde gerçekleştirdim fakat son 1 senedir bu 8 GB RAM'in biraz yetersiz geldiğini gördüm. Yaşadığım tecrübe bana bunu anlattı. Yani SSD kısmını bir noktada harici cihazlarla çözebiliyorsunuz ama RAM kısmını çözemiyorsunuz. Yani biliyorsunuz daha önceki modellerde yani 2011'den 2016'ya kadar olan modellerde RAM yükseltmesini siz kendiniz de yapabiliyordunuz ve bununla alakalı videolar da var zaten kanalım üzerinde. Ama bu yeni nesil işlemcilerle beraber bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Tabii böyle olunca bu fiyatı da görünce direkt olarak Apple'ın sitesine girdim ve dedim ki burada en azından bir 16 GB'a yükseltmem gerekiyor dedim. Tabii bu sırada birçok inceleme videosu da izledim ve orada şunu fark ettim. M2 MacBook Air Base model 256 GB'lık bir SSD ile geliyor ama burada bahsetmiş olduğumuz okuma hızları eğer siz bunu 512 GB'lık bir depolama alanına yükseltirseniz otomatik olarak ne oluyor onu da söyleyeyim. 1321 MB bölü saniye yazma hızınız 2769'a çıkıyor. Okuma tarafında da bu hızınız 1445'ten 2935'e yükseliyor. Yani sadece depolama alanı satın almıyorsunuz bu noktada hem de hız satın alıyorsunuz demek anlamına geliyor. Peki bu tercihleri yaptığınızda ne oluyor? Fiyatı 33.999 TL'ye çıkıyor ve kalıyor arada 8.000 liralık bir fark arkadaşlar. Tabi burada bir de şöyle bir detayı var. Çekirdek kısmından da bahsetmemiz gerekiyor. M2 MacBook Air Base modelde 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU kullanılırken M1 MacBook Pro tarafında 8 çekirdekli CPU, 14 çekirdekli GPU yer alıyor. Yani bu kısımda da M1 Pro 4 çekirdek daha fazla bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bir de bunu upgrade etmek istediğinizde ne oluyor? İşte o zaman fiyatta 36.299 TL'ye çıkmış bulunuyor. Yani arada 5700 TL'lik bir fark kalıyor burada aldığım notlarda. Tabi bu anlattıklarıma fanlar 120 Hz'lik Retina XDR likit teknolojisine sahip ekran, hoparlörler, ekstra olarak ki bence en önemli kısım portlar geldiğinde bu fiyat e, çok da böyle büyük bir rakam olarak karşımıza çıkmıyor. Sonuna kadar değebileceğini de düşünüyorum. Tabi bunlar sadece benim kendi kişisel kullanım ihtiyaçlarıma göre vermiş olduğum cevaplar. M2 işlemci gerçekten güzel bir işlemci. Yani bunu günlük işlerinizde ya da video düzenleme işlerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz ama dediğim gibi içerisinde fan olmamasından dolayı yapmış olduğum testlerde de gördüğünüz gibi zamandan biraz ödün vermeniz gerekiyor. Ama yine de güzel bir model. Ben neden burada bu modeli tercih ettim. Hem daha güçlü bir makine hem daha fazla çekirdeğe sahip ki base modelinde zaten M2 yükselttiğinizde bile alamayacağınız bir SSD hızına sahip. İşte bu yüzden de bu modeli satın almaya karar verdim. Tabii ki yanda iki tane videom çıkacak. Dilerseniz buradan bunları izleyebilir. Ya da ilerideki dönemlerde kanalım üzerinde bu gibi video içeriklerinden haberdar olmak için de abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruları yine her zaman gibi aşağıda yorumlar kısmında sizler için cevaplıyor olacağım. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.